Ortega Kalesi burçlarında. Üç atlı geliyor ama bunlar Tom X'e Bence buraya uğramak pek akıllıca değil Tom. Konyakçı haklı. Boşuna nefes tüketmeyin. Ben böyle bir durumda kaçmayı gururuma yediremem. Az sonra binbaşı Torrent'in ofisinde. İyi günler binbaşım. Yaptıklarınızdan sonra buraya nasıl geri dönersiniz? Size rapor vermek istiyorum. Sayenizde körüklenen Kızılderili isyanı bastırıldı ve Apaçiler bölgelerine geri döndü binbaşım. Suçunuzu örtmeye kalkmayın. Buraya tutuklu olduğunuz halde arkadaşlarınızın yardımıyla kaçtınız. Sizi askeri mahkemeye sevk edeceğim. Bunu yapamayacaksınız binbaşı. Ben General Berton. Buraya yeni bir çılgınlık yapmanızı engellemeye geldim. Anlaşılan tam vaktinde gelmişim. General Berton, Olanları öğrendim. Kızıl derileri nasıl kışkırttığınızı biliyorum binbaşı. Ama ben iki ki yüzbaşı Tom yaptınız bu yanlışı başarılı bir şekilde düzeltti. Tebrikler yüzbaşı. Sağ olun generalim. Askeri mahkemeye çıkması gereken biri varsa o da sizsiniz. Ama sizi sadece emekliye ayırmakla yetineceğim. Bu kalenin komutanı olmak ister misiniz yüzbaşı? Kabul ederseniz çok sevinirim. Ama ben başka bir birliğe bağlıyım. Nevada Ranceller derim. Önem değil. Buraya atanmanızı sağlayabilirim. Ya da sizi süvari yüzbaşı olarak orduya aldırabilirim. Ne dersiniz? Bu teklifinizi beni onurlandırdı generalim. Ama ben birliğimden ayrılmak istemiyorum. Peki ısrar etmeyeceğim. Sizin gibi bir kahramanı üzmek istemem yüzbaşı. İyi yolculuklar beyler. Teşekkürler general. İnal Belton, yüzbaşıyı emekliye ayırmakla harika bir iş yaptı doğrusu. Aslında çok daha ağır bir cezayı hak etmişti. Bu arada orduya geçmeyi kabul etmemene çok sevindim evlat. Çünkü en iyi birlik bizimkidir. Nevada! Eğer Kulver'den ayrılsaydın, kaledeki herkesi çok üzerdin Tom. Birlikten ayrılmam imkansız. Sizi rangerları ve Susie'yi nasıl terk ederim? Geceyi geçirmek için bir kasabaya gelirler. Bakın bir han burada karnımızı doyurup sabaha kadar dinlenebiliriz. Bir saat sonra handa. Yemekler fena değildi ama yanında konyak olmayınca bir şeye benzemiyor. Haklısın dostum eve dönüşümüzü kutlamalıyız. Bizim hiç paramız yok ama eminim sevgili Tom dostumuz Tom gereken yardımı yapacaktır. Yama yanımda sadece 10 dolar var. O da geri dönmemiz için gerek. Üzgünüm, başınızın çaresine bakın. Merak etme. Paraya ihtiyacımız olduğu an kafamı çalıştırıp bir yolunu bulabilirim. Hancı, odalarımızı gösterir misin? Artık yatmak istiyorum ve siz benden beş kuruş bile alamazsınız. Tek kişilik olanı yukarıda, iki kişilik olanı da bu kat efendim. İyi geceler. Ne kadar zalimsin bize bir şişe konya bile çok görüyorsun. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin Tom? Durumumuzu düşünmüyor musun? Boşuna uğraşma, kararım değişmeyecek. Bir de zekanla övünüp duruyorsun. O kadar zekiysen bize içecek bir şeyler bulsana. Çok mu susadın? Eğer bana çekiç, çivi ve mantar getirsen sana istediğini bulurum. İyi ama istediklerin içkiyle ne ilgisi var? Sonra anlarsın. Şimdi istediklerimi getir. Konyakçı malzemeler alır. Bunları ne yapacağınızı söyler misiniz bayım? Tabii çizmelerimi tamir edeceğim. Çekiyle çiviş tamam da mantar ne olacak? Şu Amerikalılar ne tuhaf oluyor. Tamam evet öyle şuradan sessizce bir tuğla çıkaralım. Ne yapıyorsun? Sus ve gidip bir taş getir. İşte bu da çıktı tuğlayı çıkardı. Şimdi de deliye çivi çakıyor. Aklını kaçırdı galiba. Evet. Şu çiviyi çekelim. İşte fışkırıyor. Krallara layık bir içki. Duvardan konyak fışkırıyor. Sen sihirbazsın. Ne sihirbazı? Duvarın arkasında konyak fıçısı olduğunu görmedin mi? Haha şimdi anladım. Fıçıya delik açtın demek. Uzun süredir hasrettik. Artık doya doya içeriz. Hey ayak sesleri biri buraya doğru geliyor. Şuraya parmağımı tıkayayım. Ayaklarımı yıkar gibi yapayım. Dostlarım ben ama siz ne yapıyorsunuz? Gördüğün gibi ayaklarımı yıkıyorum. Ya sen doktor? Şey benim bir huyum vardır. Bir nokta görünce oraya parmağımı basarım. <laughs> Yarın erken yola çıkacağımızı söylemeye gelmiştim. İyi geceler. Nihayet gitti ama bu kadar konyakta ziyan oldu. Üzülme burada daha çok fıçı var. Ertesi sabah. Günaydın siz hala yatıyor musunuz? Şey kendimizi pek iyi hissetmiyoruz. O kadar yorgunluktan sonra bir gün bile dinlenemeyecek miyiz? Madem çok yorgunsunuz bugün de burada kalırız. Ben gidip biraz etrafı dolaşacağım. ''Yaşasın. Bugün de buradayız. Konyak içmeye devam edelim. Ha <laughs> Yaşasın konyak.'' Tom çevreyi dolaşırken bir ara ''Ne oldu Napolyon? Huysuzlanmakta haklıymışsın dostum. Lanlarlığın biri düşmüş. Bu durumda sana binemem ve yürüyerek ancak akşama kasabaya varız dostum.'' Hava kararırken ''Gayret Napolyon. Geldik sayılır.'' Konyakçı ve doktor merak etmiştir. Hey şurada bir ateş var. Ateşin yanında bir adam duruyor. Ne büyük tedbirsizlik. Böyle yaparak haydutlara davetiye çıkarıyor. Bu da bir atmacı olmalı. Yanılmıyorsam evcilleştirilmiş. Bu adam kim acaba? Tuhaf sanki burada yalnız değilmişim gibi bir his var içimde. Tam o sırada. Aaaaah! Yanılmamışım etrafta bir sürü yerli mevzilenmiş. Her yönden saldırıyorlar. Dövüş sırasında yerlinin gömleği yırtılır ve dövmesi açığa çıkar. Bir arkadaşınız çok inatçı. Bu arkadaşınız şunu başımdan alırsanız sevinirim. Nereye? Ne güzel eğleniyorduk. Vay canına atlar varmış. Eğer Napolyon ayağı iyi olsaydı onları takip edebilirdim ama bu durumda imkansız. Önce şu zavallının yarasıyla ilgileneyim. Bayıldığına göre ağır olmalı. Şu oku çıkarabilirsem... Aa, işte oldu. Atmaca geri döndü. Sakin ol. Ona kötülük yapmayacağım. Güneşin çocukları. İmtaat. İrene. Altın. Neler sayıklıyor böyle? Ne karışık bir durum. Eğitilmiş atmacası olan bir adam. Dövmeli yerlilerin saldırısına uğrar, uğruyor. Adamın sayıkladıkları da garip. Güneşin çocukları, Irene, Altın. Bu sırada dostlarımızın bulunduğu hanın önüne iki adam gelir. Kasada, kasabadaki tek han bu galiba. Hancı bozutusu? çabuk bize iki içki getir. Aynı anda konyakçı bir doktorun odasında. Tom nerede kaldı? Çok merak ettim. Çıkıp bakacağım. Giyinip ben de geliyorum. Hancı, Tom Mix'in mü? Henüz dönmedi Bay Konyakçı. Duygun mu Delgado? Bu Konyakçı. Yüzbaşı Tom Mix'i bekliyormuş. Bundan daha şanslı olamazdık herhalde. Sevgili Konyakçı, size bir hikaye anlatayım. Eskiden çok ünlü bir haydut varmış. Yüzbaşı Tom Mix bunu tutuklamış. Şu an hikayeni dinleyecek vaktim yok. Ama o haydut hapisten kaçmış. Şimdi de yüzbaşı arıyormuş. Onu bulunca ortadan kaldıracakmış. Haydutun adı Delgado Kit. Şu ünlü slasher mü? Vay canına seni tanıdım Delgado Kit sensin. Evet Tom Mix'in dakikaları sayılı. ha <laughs> Tom'a hiçbir şey yapamayacaksın. Ona ulaşmak için önce beni yenmen gerek. Anladın mı? Yüzbaşının beni tıktığı hapishanede vaktimi nasıl geçirdim biliyor musun? Bir yıl boyunca alacağım intikamı düşünerek ve birçok numara öğrendim. Göreceğiz Delgado Kid. Şimdi bunlardan birini sen de deneyeceğim. Bir, iki... Elini hemen tabancadan bu kadar uzak tutuyorsun acaba? Konyakçı Dagogit'in elini silahına götürmesini bekler. Ve 3. Oysa Delgado sol eliyle arkadaşının attığı tabancayı yakalar ve tüm konyak fıçılar atına. bu yaptığın kalleşlik. Cehenneme git. Neler oluyor? Ateş eden de kim? Yaşamaktan bıkmadıysan elini tabancana sürme. Bugün iyi günün. Seni öldürmeyeceğim. Hevesimi Tom Mix'e saklıyorum. ha <laughs> alçak. Kim bunlar? Tom'dan intikam almak isteyen iki azıl haydut. Yok olmuşlar. Haydi yürü kasabayı arayalım. Olmaz Konyakçı. Önce Tom bulup durumu haber vermeliyiz. Bizden önce haydutlarla karşılaşırsa ona kalileştik yapabilirler. O sırada çayırda. Oh, omuzum, siz kimsiniz? Kendine geldi galiba. Merak etmeyin, ben dostum. Bazı garip yerlerin saldırısına uğradınız. Onları uzaklaştırdım. Garip giysileri vardı. O zaman onlardı. Güneşin çocukları. Kızım İrene'yi kaçırıp bütün altınlarımı aldılar. Atmacam yerleri ancak o bulabilir. O burada ilginç bir hikaye. Yine bayıldı. Tom yaralıyı ata bindirdi. Atmaca da onun üzerine tüner. İyi ki kasabadan fazla uzakta değiliz. Doktor onu tedavi eder. Bu sırada kasabada. Bence şu tarafa gidip Tom'u karşılayalım. Ya aksi yönden gelirse bence iki ayrılalım. Böylece onu bulma şansımız artar. İki kişi çitin arkasından onları izlemektedir. Sanırım gidip Tom ise haber verecekler. İki ayrılıyor, ayrılıyorlar. Sen konyakçıyız de. Ben de diğerini. Alçak delgado kit. Beni oyuna getirip gülüş duruma düşürdü. Tom'dan sonra Batı'nın en hızlı silah çeken adamı. Umarım Tom'u onlardan önce bulup olanları anlatabilirim. İşte Tom sana tam zamanda yetiştim evlat. Konyakçı beni çok mu merak ettin? İşte Ranger biraz daha yaklaşsın o zaman canla okuyacağım. Dikkatli ol Tom. Hapisten kaçan iki aydır seni öldürmek istiyor. Öyle mi? Bunu sonra konuşuruz. Yaralıyı bir an önce kasaba yetiştirmeliyim. Vay canına. Bu da kim? Garip. Kişilerin saldırısına uğrayan biri. Tek kuşuna işini bitireceğim. Güneşin çocukları diye birilerinin kızını kaçırıp altınlarını çaldığını söyledi. Aynı şeyleri baygınken de sayıkladığı için yalan olmadığını düşünüyorum. Bu adamı tedavi edip kızını ve altınlarını bulmalıyız. Vay canına. Şu altınlar ortaya çıkana kadar Ranger'ın ölümünü ertelemeliyim. Yaralı hana getirildikten az sonra. o oh fazla zarar vermemiş. Çok kan kaybetmiş ama kurtulacak. Hey bu da ne? Yaralının atmacası. Nasılsınız? Oo oh, beni tedavi ettiniz galiba. Sağ olun ama ben sizi tanıyorum. Üçünüzü de tanıdım. Yüzbaşı Tom, konyakçı ve doktor. Salasu, bana yardım edecek misiniz? Ateş etmek için ne bekliyorsun? Sus, dinle. Altınların hikayesini anlatıyor. Adım Boles. Altın arayıcısıyım. Buradan uzak, vahşi bir bölgede altın buldum. Çıkardığım altınları alıp kızımla beraber dönüyordum. Duydun mu? Evet, çok ilginç. Sus şimdi. Ama bir gece garip giysili yerliler bizi yakalayıp toprak altında bir yere götürdüler. Altınlarımızı da aldılar. Kızımla oradan kaçmayı başardık ama kısa süre sonra o adamlar kızımı tekrar yakaladı. Ben zor kurtuldum. Bir kasabaya ulaşıp yardım çağırmak istiyordum ama ama size yetiştiler. Beni öldürmek istediler. O sırada siz gelip beni kurtardınız.'' Kim olduklarını tam göremedim ama birinin göğsünde dövme dikkatimi çekti. O dövmeden hepsinde var. Birbirlerini güneşin çocukları diye çağırıyorlardı. Sizi götürdükleri yer nerede? Bilmiyorum. Sadece çok garip bir yer olduğunu hatırlıyorum. Oradan gece kaçtığım için tekrar bulacağımı sanmıyorum. Sadece atmacam yolu bulabilir. Onu orada bulduk. Bir bacağı yaralıydı. Tedavi ettik ve bize böylece alıştı. Yarlıyım ama sizinle geleceğim. Ayağa kalkarsanız bu intihar olur. Konyakçı ile beraber kızınızı ve altınları kurtaracağız. Merak etmeyin Bay Boles. Bu sırada doktor sizinle kalacak. Anlaştık mı? Ama ben itiraz yok. Doktorunuz olarak emrediyorum. Üzülmeyin Tom ve konyakçı bu işin üstesinden gelir. Federico çok akıllı ve sağlıktır. Dostlarımıza yolu göstereceksin değil mi? Sizi anladı galiba çok akıllı bir kuş. Ranger altınları bulana kadar ona dokunmayacağız. Altınları bulunca Ranger diğer tarafa altınlar da cebimize girecek. Tamam ama Konyakçı ve Yüzbaşı Tom bizi görse hemen tanırlar. Hiç merak etme. Birer takma sakal ve ceketle kılık değiştirince bizi hayatta tanımazlar. Harika, akıllıca bir buluş doğrusu. Ertesi sabah. Hoşçakal doktor. Bol şans Boles. İyileşir iyileşmez arkansan geleceğim. Bak Federico yolu gösteriyor. Rene'yi kurtarmak istediğimizi anlamış olmalı. İki aydut da kahramanlarımızı takip eder. Bu sakal bana yakıştı mı Delgado? Eskisinden de çirkin oldun ama seni kimse tanıyamaz bu halde. Dün Boles'te uğraşırken sormayı unuttum. Beni öldürmek isteyen kimmiş? Delgado'ki tatlı bir haydut. Bir yıl önce hapse tıkmışsın. O da kaçmış. İntikam için seni arıyor. Delgado mi? Ama o iyi bir silahçı değildir ki. Sen öyle san. Bana meydan okudu ve benden önce silah çekti. Nasıl olur? Oyakçı Delgado numarasını anlatır. Yaptığı kalleştik değil mi sence? Öyle ama neticede seni yenmiş. Demek ki Delgado solak. Öyle olmalı. Onunla karşılaşırsan dikkatli ol Tom. Başka numaraları olduğuna eminim. Öğlene doğru bir lokantaya gelirler. Bize iki porsiyon biftek. Yarım porsiyon da çiğ et getir. Kokmuş olursa daha iyi. Kokmuş et mi? Ne ilginç. Müşteriler çıkıyor. İşte kızarmış etler ve kokmuş et parçaları. Tabi herkes istediğini yemekte özgürdür. Ne yapalım Federico böyle seviyor. Aa bir atmaça imzat. Bu yaptığın görgüsüzlük Federico. Daha nazik ol lütfen. Az sonra lokantaya iki kişi daha gelir. Hancı bize iki çorba iki de rosta getirir. Derhal efendim sizin yanınızda bir hayvan yok değil mi? Afiyet olsun beyler. Size de. <laughs> Çok iyi oyuncusun dostum. Bizi tanımazlar. Az sonra. Ben hancının yanına gidiyorum. Biraz konyak bulurum belki. Pekala. Şu işe bak. Adamlardan şişman olanı Solak. Delgado Solak'mış. İlginç bir tesadüf. Duymadın mı? Yoksa dur biraz daha getireyim. O sırada atmaça sakallı adamın yanına doğru uçar. Çatalındaki eti kapmak üzereyken Delgado ters bir hareket Yapınca sakalı çıkar. Kahretsin. Vay canına adamın sakalı takmaymış. Şimdi tanıdım. Sen Delgado kitsin. Demek beni öldürmek için uygun bir zaman kolluyordun. Tanınmamak için de kılık değiştirdiniz. Dur Ranger. Delgado elini çorba kasesinin kapağına uzatır. Hava rüzgarlı. Yemeğin içine toz dolmadan şu kapağı kapatayım. Bu numara yutacağımı mı sanıyorsun herhalde? Tom'un attığı kurşun tabağı parçalayınca altından Delgado'nun tabancası çıkar. Hay aksi, demek hile olduğunu anladın. Üzülme hapiste yatarken başka numaralar düşünmeye çok zamanın olacak. Sen de yaramazlık yapma. Kahre tam sırası işini bitireyim. Haha yakaladım seni sahi mi? Şimdi ona hak ettiği dersi verelim Delgado. Sen önce bir dişçiye gitsen iyi olur. Ah dişlerim! Sen deyin artık sırtımdan. Sersem herif. Uh. Elimden bu kadar çabuk kurtulacağını sanıyorsan yanlıyorsun. Hay şeytan! Dayan Delgado. Şimdi onun işini bitireceğim. Tam haydi. tabancayı alacakken bir silah sesi duyulur. Ne? Peki bu numaraya ne diyorsun? Sor bakalım arkadaşın böylesini yapabiliyor mu? Delgado'nun sana... Cevap verecek hali yok dostum. İki yudum konyak çektim. Silah sesleri böldü. Ama bu Delgado'nun arkadaşı. Bu süt üstü devlerinde Delgado'nun ta kendisi zaten. Yeter. Teslim oluyorum. Bu serserilerin hepsi aynı. Biraz sıkıyı görünce hemen teslim oluyorlar. İki aygı haydut lokantada uygun bir yere kapatılır. Merak etmeyin onlara çok iyi bakacağım. Bir yere kaçamazlar. Harika. Bizim yapmamız gereken başka işlerimiz var. Birazdan çırağı gönderip Şerif'i çağırtırım. O bunlarla ilgilenir. Atmaca'nın peşinden tekrar yola koydular. Hancı iyi bir adamdı. Bu arada Delgado belasından kurtulmamıza çok sevindim. Haklısın. Sürekli bize ayak bağı olacaktı. Şimdi rahatça işimize bakabiliriz. Şu esrangiz vahşiler kim acaba ve Boles'in kızını neden kaçırdılar? Karanlıkta yüzlerini pek göremedim ama yine de tehlikeli olduklarını söyleyebilirim. Bu sırada onlar altının peşinden gidiyor. Oysa biz burada tutsağız. Bence artık altınları unut. imkansız. Ne altınlardan ne intikamdan vazgeçelim. Aklıma bir fikir geldi. Hancı. Yerinde olsam sen ne yapardın? Hemen intihar ederdim. Asıl bunu yapması gereken yani sizsiniz. Çünkü birazdan şerefe teslim mi edileceksiniz? <laughs> Duydun mu? Gerçekten hapse gireceğimizi sanıyor. Hapisten ne kadar çabuk çıkacağımızı bilmiyor. <laughs> Kaçınca buraya uğrayıp onun dinini dilim dilim doğrayacağımıza bilmiyor tabii. Doğramak mı? Aklı olsaydı bizi serbest bırakırdı. Böylece hem canını kurtarır hem de 200 doların sahibi olurdu. 2 200 dolar mı? Evet, bu haydutlar dediklerini yapabilirler. Ayrıca bırakırsam 200 dolar mı olacak? En iyisi onları serbest bırakayım. İşte 200 dolar. Sahi Şerif gelince ona ne cevap vereceksin? Vay canına bunu hiç düşünmemiştim. Buldum. Kafama odunla vurup kendimi bayıtırım. Şerif gelince bunu sizin yaptığınızı sanır. Uu. Bazen kurnaz olmak böyle kötü sonuçlar veriyor. Şu 200 dolar da geri alayım. Sen şeytanı bile oyuna getirsin dostum. Umarım yüzbaşı Tom Mix ve Konyakçı'yı çabuk buluruz. Bu sırada kahramanlarımız atmacayı izlemeye devam etmektedirler. Zavallı kızın esir edildiği yer çok uzak anlaşılan. Orası hakkında bilgin var mı Tom? Hayır, Boley sadece buranın yer altında ve ilginç olduğunu söyledi. Gece kaçtığı için nerede olduğunu bilmiyor. Peki ama orayı nasıl bulacağız? Biz değil, Federico bulacak. Gelince bizi uyarır. Bir gün sonra ve atmaca ne yapıyor böyle? Şu kızıl deli köy üzerinde dönüp duruyor. İnenin esir edildiği yer burası olmalı. Ama bu kızı derler benim gördüklerime benzemiyor. Onlar savaşçıydı ve giysileri çok farklıydı. Bizim at yanılmış olmasın. Ama hayvanların iç çok güçlüdür. Kolay yanılmazlar. Bak şu binaya gidiyor. Boles'e saldıranların göğsünde bir dövme olduğunu söylemiştin değil mi? Evet gel şu adama soralım bakalım. Bir şey biliyor mu? İşte sana bir dolar dostum. Soracağım soruya cevap ver. Tom yere bir şekil çizer. Hiç böyle bir işaret gördün mü? U, evet emin misin? U, ben emin olmak. Peki burada beyaz bir kızıl deliden bahsedildiğini duydun mu? Hayır böyle bir şey görmedim duymadım. Hiçbir şey öğrenemedik. Neyse karanlık basmadan kalacak bir yer bulalım. Vay canına atmaçanın uçtuğu yere bak. Zavallı Federico onu öldürdüler. Hey, her kimse usta nişancıymış. Garip, oysa bu kızı derler, sakin insanlara benziyorlar. Daha da garibi, zararsız bir kuşu öldürmeleri ondan ne istediler? Bu iş hoşuma gitmedi. Niyetin nedir? Beni dinle. Şimdi buradan gidiyormuş gibi yapacağız. Hava karınca dönüp etrafı inceleriz. U, beyazlar gidiyor. Daha sonra karanlıkta sessizce köye yaklaşırlar. Ben sen burada kal. Ben köye gidip neler olduğuna bakacağım. Ama bu çok tehlikeli. Ben de seninle geleyim. Hayır başım derde girerse bir yolunu bulup beni kurtarırsın. Bana güven evlat. Yolun açık olsun. Tom gizlenerek binalara sokuyor. Vay canına polise saldıran yerler gibi giymişler. Ekaraz, ekarapa parolayla kapıdan giriyorlar. Bu dili şimdiye kadar hiç duymamıştım. Neler oluyor acaba? Bunu ancak içeri girersem anlayabilirim. Geç kalmış biri. Böylece bir daha geç kalmamı öğrenir. Neyse şimdi fark etmedi. Kimse fark etmedi. Umarım içerisi karanlıktır da beni görmezler. Bayıldığı yerlerin kırılığına giren Tom kapıya ilerler. Ekara, sekaraba. Her şey yolunda gitti. Burası çok ilginç. Bu merdiven nereye iniyor acaba? Vay canına, ne büyük bir salon. Tıpkı Boles'in anlattığı gibi yerin çok altında. Sütunlardaki işaretler yerle gördüğüm dövmenin aynısı. Anlaşılan köyün erkekleri geceleri kılık değiştirip burada toplanıyor. ama neden? Bu sırada sütunların arasında yaşlı bir adam ve genç bir kız çıkar. Hey rahip kılıklı bu ihtiyarı tanıdım. Bir saat önce bir dolar verip ondan bilgi istemiştim. Umarım beni tanımaz. Ey güneşin sadık evlatları! Bugün köyümüze iki beyaz geldi. Sırrımız hakkında bir şeyler bildiklerini gösteren bazı sorular sordular. Yanındaki hiç kızıl derliğe benzemiyor. Polisin kızı olmasın. O iki beyaz buradan gitti ya ama işlerinden biri geri döndü ve şu an varlığıyla kutsal tapınağımızı kirletiyor. Kılık değiştiren bu beyaz işte orada. Kahretsin nasıl oldu da tanıdı. Yakalayın kaçırmayın. Tamam beni tanıdınız ama bakalım yakalayabilecek misiniz? Tom yerlerin elinden kurtulup geçide doğru koşmaya koşmamışlar. Hayaksi demir parmaklığı indirmişler. Vay canına bu hiç hesapta yoktu. Tom'un yolu tıkanmıştır ve yerlilerde yetişmiştir. Hain tuzağa düştü. Artık kaçamaz. Evet belki yakalanacağım ama bazılarınız pahalıya mal olacak bazılarınız için. Aa, Ama düşmanlarını kalabalığı karşısında Tom yenik düşer. Beyaz adam bir günahkar. ilahlarımıza saygısızlık etti. Onu ölüm mağarasına götürün. Tom yer altındaki bir mağaraya götürülüp bağlanır. Demek ölüm mağarası burası. Durumun pek parlak olduğu söylenemez. Beni yalnız bırakıp gidiyorlar. Niyetleri ne acaba? İplerde çelik gibi. Koparmak imkansız. Tek umudum konyakçı. Ama o da tek başına. Buraya girirse mutlaka yakalanır. Sakın sesinizi çıkarmayın. Vay cana, siz siz. Boles'in kızı İren olmalısınız. Nereden biliyorsunuz? Babanız söyledi. Beni de o gönderdi. Kendisi gelemedi çünkü. Yoksa öldü mü? Söyleyin. Hayır merak etmeyin. Sadece yaralı. İyileşecek inanın. Zavallı babacığım. Hayatı boyunca benim için çalışıp bu altınları topladı. Servet bu ama güneşin çocukları neden onları alıp buraya getirdi? Güneş tanrısına bağışlatırlar. Şimdi de bütün esirleri yaptıkları gibi sizi de ona kurban vermek istiyorlar. Ben hayatımı saçlarıma boşluyum. Onlarda güneş ışığı bulunduğuna inanıyorlar. Bu yüzden beni rahibe yaptılar. Hemen buradan kaçmalısınız. Bu adamlar çok zalimdir. Altınları da alıp birlikte kaçacağız. Tabancalarımı nereye koydur acaba? Güneşin çocuklarının dua ettiği büyük salonda kaldı. Duaları ne kadar sürer? Fazla değil. En çok 15 dakika. Gidip onları getirebilir misiniz?'' Silahsız kaçamayız. Yakalanırsak kendimizi savunmalıyız. Denerim. Siz burada kalın. Ve bağlıymış gibi yapın. Salonda. Başına evdi. Tabancaları almanın tam sırası. İren köşeyi dönerken başını kaldırıp rahip onu görür. Silahlardan biri yok olmuş ama bu etek de ne? Şanslıydım. Kimseye fark etmeden birini aldım. Yanlıyorsun küçük hain ben gördüm. Soluk yüzlü bağlı seni kimse kurtaramaz. Aa, ah, şimdi de sen yandın apta ap ap. Bu sırada köyün dışında ton bir saat içeride başına bir şey gelmiş olmasın. Çok merak ettim. Konyakçı arkadan yaklaşan iki gölgeyi fark etmez. Daha fazla bekleyemeyeceğim köye gidip. Bu kez iki iyi becerdin değil mi? Hiç de değil, sersem. Öyle hızlı vurdun ki bir saat derece kendine gelmez. Ben... Şimdi onu nasıl sorguya çekeceğiz? Ayılmasını beklerken yüzbaşıya da kızılderilerin saldırısına uğrayabiliriz. Haklısın, bunu düşünmedim. Neyse, yardım et de onu buradan götürelim. Bak, yüzbaşı ve arkadaşların hatları. Belki işimize yarar. Hayret, sonunda doğru bir şey söyledin. Atlarımızı bıraktığımız yere kadar bunlarla gideriz. Kısa bir yolculuktan sonra... Burada rahatça ayrılmasını bekleyebiliriz. Haydutlar kayalık bir yere gelir. Sonra da altınlar hakkında bildiklerini söyletiriz. Ay, Ay aman. Aman. ne oldu bana? Hey Delgado Kid. Sürpriz yapmayı severiz. Söyle bakalım Boles'in altınları nerede? Onları buldunuz değil mi? Ölmek istemiyorsan konuş moruk. Tabii konuşacağım ama kendi yöntemimle. Napolyon kaç bari sen kurtul. Kaç Tom'un yanına git. Lanet hayvan imdat yakala onu takip et. Ah her yerim kırıldı. Boşuna uğraşmayın bu karanlıkta onu asla bulamazsınız. Kestesini baykuş bu sırada ölüm mağarasında. Göbek yapacağımıza dövüşmeyi öğrenseydin daha iyi olurmuş oyunu kaybetti şef. Şimdi altınlarla birlikte buradan gideceğiz ve sen de bize yolu göstereceksin. Salondan geçmek zorundayız. Bir işaret verirse o vahşiler üzerimize saldırır. Buna cesaret edemez. O anda kurşunu geçeni biliyor. Haydi yürü. İlerinin başlığı ve rahibin pelerine beni kendilerinden biri sandılar. Kötü ruhlar sana yardım etti. Soluk yüzlü. İşte çıkış yerine geldik. Eyvah. Bunlar dinle biraz biliyorum. Parmaklığı indirmeleri için emir verdi. Bunu tahmin etmeliydim. Çabuk parmaklık zaman inmeden geçelim. İşte diğerleri de geldi. Onlar parmaklığı açana kadar biz çıkarız. Arkadaşım bizi bekliyor. Bu vahşilerin atı var mı? Birkaç tane ama hızlı değiller. O zaman başarma umudumuz var demektir. Onlar toparlana kadar uzaklaşmış oluruz. İşte çıktı. Konyakçı neredesin? Hayaksi cevap vermiyor. Bakın bir at. Benim atım Napolyon bu. Gel dostum. Bizim ihtiyar nerede acaba? Ama arayacak vaktim yok onu. Tom ve Eren Napolyon atlar. Haydi aslanım. Var gücünle koşmalısın. İki saatlik bir koşudan sonra kurtulduk İren. Artık bize yetişmeleri imkansız. Uzun süre kayalık arazide yol aldık. Bu yüzden izimizi bulamazlar. O korkunç yerden kurtulduğuma hala inanamıyorum. Birkaç gün sonra da babana kavuşacaksın. Ama koynakçıyı merak ediyorum. Beni köyün dışında bekleyecekti. Nereye gitmiş olabilir? Ne oldu Napolyon? Yoksa onun nerede olduğunu biliyor musun? Akıllı hayvan kişneyerek başını sallamaya başlar. Sanki evet diyor. Pekala seni serbest bırakıyorum. Bizi oraya götür. Bu sırada konyakçının tutsak olduğu yerde. Sabrım taşıyor. Altınlar nerede? Söyle. Beni öldürsen de konuşmam. Alçak. Hey gelenler var. Hayaksi yüzbaşı Tom ve bir kız yanında bir torba var. Kız Boles'in kızı. Torbadaki de altın olmalı. Buraya geliyor ama güzel bir sürpriz hazırlayalım. mı? Önce şunun ağzını bağlayalım. Bu kıyalar saklanma elveşli. Yüzbaşı ortaya çıkınca kurşunu yapıştırırız. Ranger hala görünmedi. Nerede kaldı? Sus geliyor. Bu onun atı ama kendisi nerede? Bak elin üzerinde bir torba var. İçinden bir şey dökülüyor. Altın bu. Altın ayağımıza geldi Delgado. Hemen koşup alalım. Ne bekliyoruz? Gel buraya Budala. Tuzak bu. Anlamadın mı? Dur diyorum sana sersem. Altınlar bizim artık. Yaşasın. Haydut ata yaklaşınca birden sert bir ses duyulur. Dur teslim ol. Hayaksi yüzbaşının sesi. Adam tabancasını çeker ama ateşle fırsat bulamaz. Kahre. Ondan başkası böyle ateş edemez. Vay alçan. Saklandığı yerden arkadaşımın tamancasını düşürdü. ''İmdat, teslim oluyorum.'' ''Sen de teslim ol Delgado. Başka çaren yok.'' ''Sen öyle san. Ben arkadaşım gibi enayi değilim. Yerimden kıpırtamayacağım. Beni göremedin için vuramazsın.'' ''Anlıyorsun Delgado. Vurabilirim. İşte kanatı. Arkandaki kayaya Ateş ederek kurşunu sektirip işini bitirebilirim. Kahretsin.'' Teslim ol yoksa bu kez saydan vururum. Şeytan çocuk hayatımda böylesine çatmadım. Pekala Ranger teslim oluyorum. Ellerini kaldır ve dışarı çık. Altınlara iyi bak Delgado. Hapisteyken onların hayaliyle oyalanacaksın. Hayaksi, ayağım takıldı. Delgado düşman numarasıyla tabancasına sarılır. İşte şimdi hapı yüzbaşı. Delgado Tom'un ne kadar hızlı olduğunu unutmuştur. Kendini çok akıllı sanıyorsun ama ben böyle numaraları yutmam. Ah! Sana yardım edemediğim için hırsımdan kudurdum evlat ama her zamanki gibi harikaydın. U, kendimi rüyada gibi hissediyorum. Artık özgürüm. Babana kavuştuğunda tüm sıkıntılarını unutursun İren. Üzücü olaylar geride kaldı. Tom'un sayesinde bu iki azılı haydutla yakaladık. Eminim Şerif onları görünce çok sevinir. İrene babasına haydutları da şerefe teslim ettikten sonra Tom ve konyakçı doktoru da alarak kuryerin yolunu tutar. Yeniden bir araya gelmek ne güzel. Beni çok özledin değil mi dostum? Doğrusunu istersen senden çok birlikte kafa çekmeyi özledim. Sabredin. Şurada bir kasaba var. Aradığımızı orada bulabilirsiniz. Ancak kasabaya geldiklerinde hoş olmayan bir manzara ile karşılaşırlar. Ben masum şerif. Beni tutuklayamazsın. Buna yargıç karar verecek. Teslim ol sarışın. Burnuma barut kokmaya başladı. Haklısın şerif. Bana biraz acemi gibi geldi. Güzellikle dediğimi yap. Aksi halde biraz mantıklı ol şerif. Benim bir suçum yok. Hapse girmek istemiyorum. Lafı bile beni terletiyor. Nasıl terlediğimi görüyorsun. İnan ben katil değilim. Adam şerifin dikkatini dağıtmaya çalışarak mendil tutan elini yavaşça tabancasına doğru indirir ve Bana inanmalısın. Ben Sen kendini çok kurnaz sanıyorsun, değil mi? Lanet olsun. Ne? Hayret tabancasını çektiğini görmemiştim. Yaşayan bir şerif olmak istiyorsanız gözünüzü dört açmalısınız. Sarçın adam hücreye kapatılır. Beni burada fazla tutamayacaksınız. Elinizde kanıt yok. Yardımınız için teşekkürler yüzbaşı. Önem değil. Yalnız alınmayın ama bu kasabada şerif olacak daha uygun biri yok muydu? Biliyorum. Tecrübesizim. Benden sana tavsiye evlat. Eğer yaşlanmak istiyorsan her şey yapamaz. Şeriflik asla. Benden önceki şerif kimdi biliyor musunuz? Üç gün önce meçhul biri tarafından öldürülen babam. Katili bulmak için yerine geçtim. Ben öğrenciyim. Silah kullanmayı bilmem ama sonuna kadar devam edeceğim. Cesur bir gençsin. Sana yardım edeceğiz. Yaşasın delikanlı bu yüzbaşı Tommy. Yaşadın delikanlı bu yüzbaşı Tommy's ve o şu ünlü Tommy's ha sizinle tanışmaktan onur duydum. Dinle. Kimse attığın şu adamın gerçekten katil olduğuna emin misin? Hapsattığın adamın bu katil olduğundan gerçekten emin misin? Elinde kanıt var mı? Elbette var. Cinayetten bir gün önce babamla kavga edip onu tehdit etmişti. Ertesi günde babam bir kalleş 45'lik kuşunla öldürüldü. Sarışının tabancası da 45'lik 45 kalibrelik. Batıda her 10 kişiden 9'un tabancası 45'liktir. Hem ben herkeste kavga ederim. Haklı bu yeterli kanıt sayılmaz. Belki de masumdur. Yine de mahkeme çıkacak. Joseph sevgili yeğenim şükür ki hayattasın. Gel seni bir kucaklayayım. Yüzbaşının sayesinde hayattayım. Joseph benim oğlum gibisin. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni benim sahip olduğum her şey zaten senin olacak. Şimdi gitmeliyim Joseph. Size emanet. Görüşürüz Donald. Bay Donald seni çok seviyor olmalı Şerif. Şimdi durumu bir gözden geçirelim. Ben Sarışın'ın katil olduğundan pek emin değilim. Bir araştırma yapmalıyız. Bu işi doktorla bana bırak. Gerekirse bütün barları dolaşıp bilgi toplarız. Arada bir iki tek atarız. Tüm masrafları karşılamaya hazırım. Gidelim doktor. Ha ha. İşte şimdi yanlış şerif. Umarım bu araştırmanın bütün giderlerini karşılayacak param vardır. Bizimkiler araştırmadan çok susuzluk giderecekleri. Bu yüzden iş yine bana düşüyor. Parladan birinde. Sarışının kodisi atılması büyük rezalet. Onu okul tanırım. Asla katil olamaz. Biraz sinirlidir. Çabuk parlar ama kötü biri değildir. Ne olmuş yani? Hepimiz biraz sinirliyiz. Onu hapse şu ünlü yüzbaşı Tom tıktı. Haksızlık bu. Hey bakın bu tarafa geliyor. Ona yaptığını ödetelim. Sakin olun. Nasıl silah kullanıyor biliyorsunuz. Ne fark eder? İçeride silah taşımak yasak. İş yumruğa kalınca da hesabını görürüz. Selam. Selam yüzbaşı. Tabancanı verir misiniz? Çıkarken iade ederim. Burada kural böyle. İçeride ateş edilmesini istemiyorum. Aynalar zarar görebilir. Onlara bir servet edelim. Anlıyorum. İşte tabancalarım. Bizim sarının fiyakasını bozup hapse attıran sensin demek. Ha, <laughs> eğlence başlıyor. Boynundaki şu eşarp hiç hoşuma gitmedi. Zek mesele, siz şu sarışının arkadaşı mısınız? İyi bildin, ben Kah! Öyleyse onun sağlığını içmeye ne dersin? Sen hep istimüklü. Haydi arkadaşlar, şuna güzel bir ders verelim. Beyler, lütfen sakin olun. Merak etmeyin birazdan sakinleşirler. Uuu lanet olsun. Kiz siz kabadayı geçinenler nedense küfretmekten başka şey bilmezsiniz. Kaçmaya çalışıyor. Bunu da nereden çıkardın? İşte buradayım. Eğer şey lazımsa bu boşlar alın. Lütfen dollara dokunmayın. Sağ ol ama şişe gerekmez. Yumruklarımı kullanacağım. Bu sırada ''Bu araştırmadan pek sonuç çıkmayacak galiba. Kimse Şerif'in katilini bilmiyor. Kaygılanma, yakında buluruz.'' ''Pişt, hey sakallı bey. Ben mi be bayan?'' ''Şerif'in katilini arıyorsunuz değil mi? Sizi ona götürebilirim. Sahi mi? İzin doktor, küçük bir işim çıktı. Az sonra dönerim. <laughs> Suçluyu ben bulunca doktor nasıl şaşıracak?'' Yalnız çok tehlikeli biri. Onu iyi tanırım. Evimde kiracı kalıyor. Siz merak etmeyin. Katil olduğundan emin misiniz? Bu da sorulur mu? Her şeyi gözlerimle gördüm. İşte evim bu saatte banyo yapıyordur. Gelin. İşte o. Bir kerecik bak bana. Aşık oldum ben sana. Bir de şarkı mı söylüyorsun? Vicdansız herif eller yukarı. Ne? Neler oluyor? ''Gözleri bırak. Yakayı ele verdin. Çıldırdınız mı? Ona aldırmayın. Herkesi deli sanır. Üzülmeyin bayan. Beni kandıramaz. Anlaşıldı. Ev sahibi katil olduğunu söyledi. Değil mi? Yalan mı? Öldürdüğünü gözlerimle gördüm. O zaman bir de bunu gör. Vay alçak. Önce şu silahı elinden bırak. İmdat. Tehlikeli demiştim. Sizi öldürecek. Bu o kadar basit değil. Ben şerif gibi kolay lokma değilim. Şimdi anlıyorum demek. Bu deli kadının şerifi benim öldürdü. Aa, ah. Ben deli değilim. Onu boğazladığınızı gözlemle gördüm. Ama şerif boğazlanmadı ki. Kurşunla vuruldu. Hepsini uyduruyor. Sor bakalım kaç kişi öldürmüşüm. En az yüz. Napolyon'u da sen boğdun. Ah! Zavallı Sezar ve Kral Şalman dün gece bu odada diri diri yakmadı mı? Tüm konyak fıçırı adına bu kadın keçilere kaçırmış. Terbiyesizler bana deli demeye utanmıyor musunuz? Siz gidip Neron'a şikayet edeceğim. Bu kadın deli bizimse size suçsuz olduğuma inandınız mı? Elbette boynunuza taktığım o yaka için özür dilerim. Asıl ben kafanıza geçirdiğim o şapka için özür dilerim. Hayaksi ''Bir türlü çıkmıyor. En iyisi demircide kestireyim.'' ''Garip, kafanıza giyecek başka bir şey bulamadınız mı?'' ''Şey, şapkamı kaybetmişim. Başım açık dolaşmayı pek sevmem de.'' ''Hem sana ne?'' ''Canım, ne isterse onu giyerim. Sen kendi işine baksana.'' ''Başına güneş geçmiş galiba.'' Bu sırada bardağa. Artık sallanmana gerek kalmadı meyhaneci. Aynaların da sapasağlam Sahi Hiçbir kırılmadı mı? Yaşasın. Gerçekten de değerli aynalarıma bir şey olmamış. Çok mutluyum. Eyvah! Aynamı kendi elimle kırdım. Şimdi beni iyi dinleyin. Sizi hapse atabilirim ama yapmayacağım. Sarışını tutukladığım için bana kızgın olduğunuzu biliyorum. Sarışın masum. Kimseyi öldürmedi. Susuza yakında ortaya çıkar ama uslu durmazsanız sizi de içeri çıkarım. Üçümüz de iyi benzetti. Evet ama bizim sarıyı hemen serbest bırakmazsa onu kendimiz de hapisten çıkartabiliriz. Araştırma nasıl gidiyor konyakçı? Hiç sorma. Başıma neler geldi? Kitip iki tek atarsam belki açılırım. Sen bir şey bulabilir mi doktor? Ne gezer boşuna dolaşıp duruyorum. Bana kalırsa bu araştırmanın sonunda tek bir şey öğrenecekler. O da en iyi konyanın hangi barda olduğu. Selam Şerif ama ne oluyor? Görmüyor musun? Sizi silah çekmeye talim yapıyorum. Aha sen şerif filan olamazsın. Sen sussana. Beni şaşırtıyorsun. Arkadaşlarım beni kurtarmaya gelince onları nasıl durduracaksın? Daha silah tutmayı bile beceremiyorsun. Korkarım saray aklı iyi bir silahçıya sayılmazsın. Neden bana öğretmiyorsunuz? Madem şeriflükte ısrar ediyorsun benimle gel sana birkaç ders vereyim. Katil hakkında ipucu buldunuz mu? Şimdilik hayır. Önce nişancılığını görelim. Şu kutuya dikkatle nişan al bakalım. Peki. Ah ıskaladım. Ama mesafe uzak. Buradan siz bile vuramazsınız. Öyle mi dersin? Tam şişek gibi tabancası nasıldır? Gözleme inanamıyorum. Şişeyi vurduktan sonra kopan parçayı da vurdu. Hem de nişan almadan. Şaşırım doğrusu. Joseph Tanrı aşkına neler oluyor? Silah sesini duyunca çok korktum. Saldırıya uğradık sandım. Bir şey yok Sadece atış talimi yapıyorduk. Neyse. Babanın ölümünden sonra sana da bir kötülük yapacaklar diye ödüm kopuyor. Hayattaki tek akrabam sensin. Şu şeriflik sevdasından vazgeç. Babanın katillerini başkaları yakalasın. Hayır suçluyu bulmadan vazgeçmeyeceğim. Sen bilirsin. Başına bir şey gelirse inan üzüntüden ölürüm. Yeğenin seni ne çok seviyor. Bu sırada doktor sokaklarda dolaşırken onu öldürken gördüm diyorum. Korkunç bir manzaraydı. Vay canına. Neden şimdiye dek bir şey söylemedin? Bana ne ben kendi işime bakarım. Bu adamı mutlaka konuşturmalıyım. Affedersiniz. Nerede iyi konyak içeceğimi gösterirseniz size bir kadeh ısmarlarım. Elbette benimle gelin. Az bir bardağa. Nasıl beğendiniz mi? Fena sayılmaz. Haydi bir bardak daha için. Sarış olmak üzere kafayı bunca dili çözülür. Sahiden onu öldürken gördünüz mü? Şşş tabii ki gördüm. İçin dostum peki kimdi? Peter Holt gördüm. Para ihtiyacı olduğu için yaptı bu işi. Artık katilin adını ve cinayet sebebini biliyoruz. Korkunç bir manzaraydı. Zavallı domuz. Ölmemek için çok direndi. Bağırıyordu. Hey, ölmüş şerife domuz demeye utanmıyor musun? Şerifler süzelen kim? Veterol kendi domuzunu kesip sucuk yaptı. Çünkü paraya ihtiyacı vardı. Ama bunu kimse bilsin istemiyor. Şeytan kovalasın seni. Yeter. Asıl seni kovalasın. Ne biçim adam? Bir de hakaret ediyor. Domuzdan bahsediyormuş. Ben de doğru izlerinde olduğumu sanmıştım. Akşama doğru. Ne yapıyorsun Tom? Araştırmadan bir sonuç çıkmadı. Ben de ilan asıyorum. Şerif'in ölümü hakkında bilgisi olanlar yüzbaşı Tom Mix'e başvurdukları takdirde 10 dolar ödül alacaklardır. Yüzbaşı Tom X. Fena fikir değil. Bazen para dillerini bile, dilsizleri bile konuşturur. Umarım. Daha sonra. Şimdiye kadar kimse gelmedi. Pişt, soluk yüzde başı. Ben beyazların biraz anlarım. İnan okudum. Sana bilgi verebilirim. Sahi mi? Hemen anlat. Yavaş ol. da 10 dolar diyor. Önce parayı görelim. İşte 10 dolar burada ama önce bildiklerini anlat. Ölmeden az önce Şerif'i kasabanın kuzeyindeki yolda gördüm. Yıldırım düşmüş ağacın orada. Yanında bir atlı vardı. Onu da tanıyordum. Kim olduğunu söylesen on dolar senindir. Adamın adı ah ne? Bu taraftan da işte İşte kaçmaya çalışıyor. Tom adamın peşinde koşar ama kayboldu. Evlerden ya da parlatan birine girmiş olmalı. Bu durumda onu bulmam imkansız. Tom geri döner. Silah sesi duyup koştum. Bu adam ölmüş Tom. Zavallı üstelik tam da şerifin katilinin adını söylemek üzereydi. iti. Atıcıdan karanlıktan yararlanıp kaçtı. Kim olduğunu göremedim. Durum ortada. Konuşmasın diye onu susturdular. Sen bu zavallıyı gömdür doktor. Benim küçük bir işim var. Dikkatli ol Tom. Bu adamların şakası yok. Yapılacak tek şey kızıllarının tarif ettiği yere gidip çevreyi araştırmak. Yarım saat sonra işte yıldırım düşmüş ağaç bu. Şurada da iki atın nal izleri var. En fazla birkaç günlük. Bir mağara. Burada attan inip yürüyerek içeri girmişler. Ben de öyle yapacağım. Bir kazma ve madenci feneri. Bu işe yarar. Ton feneri yakarak ilerler. Anlaşılan burada bir kazı yapmışlar. Hey! Burada altın var. Vay canına! Işık yüzünden açık hedef alıyorum. En iyisi feneryi söndüreyim. Güzel. Şimdi kolaysa nişan al bakalım. Ama ben seni görebiliyorum. Bunun kızıl deliği öldüren adam olduğuna bahsedebilirim. Beni takip etmiş anlaşılan. Madeni bulduğumu görünce beni ortadan kaldırmak istedi. Kaçmaya çalışıyor. Bu kez elimden kurtulamayacak. Hayaksi peşinden gitmeyeyim diye atımı götürüyor. Tom bir an çaresizlik içinde bakar. Dostumuz çok uyanık ama başaramayacak. Napolyon, Napolyon buraya gel. Napolyon sahibinin çağrısına uyar. Haydi oğlum göster kendini. Eğer o adama yetişebilirsek hem şerifin hem de Kızılderil'in katilini yakalamış olacağız. Hay aksi kasabaya yaklaştı. Korkarım onu yine elimden kaçıracağım. Az sonra Tom'un korktuğu başına gelir. Beni yine atlattı. Kim bilir nereye saklanmıştır. Yerdeki yüzlerce iz arasından on ikini bulmak imkansız. Lanet işlerim hiç bu kadar ters gitmemişti. Hey evlat neyin var? Sinirleri tepesinde. Tom olanları arkadaşlarına anlatır. Durum anlaşılıyor. Şerif ve o katil altın madenini birlikte bulmuşa benziyor. Ama katil madene tek başına konmak için Şerif'i öldürdü. Bence de öyle ama ikinci kez onu elimden kaçırdım. Yüzüne bile göremedim üstelik. Üzüm evlat, uzun süre kaçamayacak. Sonra da onu yakalayacağız. Dostlarımız araştırma için ayrılır. Yüzbaşı, iyi ki size rastladım. Ne var Şerif? Korkunç bir mektup aldım. Yardım etmezseniz mahvolurum. Eğer gece yarısına kadar sarışını salmazsanız biz gelip onu serbest bırakacağız. Seni uyarıyoruz Şerif. Bana kalırsa onu bırak gitsin. Az önce babanın katili olduğunu sandığım birinin saldırısına uğradım. Onu tutulamadınız mı? Onu kimmiş? Ne yazık ki yüzünü göremeden kaçtı. Bu sırada sarışın hapiste olduğuna göre katil o olamaz. Öyleyse mutlaka suç ortaklarından biridir. Onu bırakmayacağım. Hem bırakırsam mektubu gönderen arkadaşları korktuğumu sanabilir. Benimle alay etmelerine izin veremem. Ben bir kanun adamıyım. Bu durumda yardıma ihtiyacın yok demektir. Ama o adamlar karşı beni yalnız bırakamazsınız. Biliyorsunuz iyi silah kullanamıyorum. Madem öyle neden şerif olmakta ısrar ediyorsun dostum? Peki yardım etmeyin. Başımın çaresine bakarım. Kimseden korkmuyorum. İyi ve cesur bir dekandan fazla inatçı. Neyse bu kez iyi bir ders aklını başına getirir. Tabi bu arada onu yalnız bırakacak değilim. Az sonra Şerif'in bürosunda geri sana birkaç saniye kaldı. Gelsinler bakalım ben hazırım. O da ne? Hey Şerif! Eyvah onlar geldi. Tabi onlar. Arkadaşlarım beni kurtarmaya geldi. Yoksa korktun mu Şerif? Kararını verdin mi Şerif? Sarıyı bırakacak mısın yoksa biz gelip zorlamalarım. Sizden korkmuyorum. İşte karşınızdayım. Sahi mi? Öyleyse yaklaş da sana güzel bir dayak atayım. Bir kanun adamıyla nasıl böyle konuşursun? Aynı anda Bruno'nun arka tarafında. Hey sarı, benim ürçüt bizimkiler şerifi oyalarken ben de demirleri keseceğim. Şerif hayduta doğru ilerler. Tam köşeye gelince yakaladım Şenizüp'ü. Hay lanet, <laughs> geleceğinizi biliyordum. Az sonra serbestsin. Bundan emin misin? Hay aksi, yüzbaşı Tom Mix. İyi plan hazırlamışsınız. Bravo. Ama ben de bu numaraları yutmam. Kaldırın ellerinizi bakalım. Asıl sen ellerini kaldır. Gerçekten kurnaz mısınız? Biraz daha sabre sarı. Şimdi yüzbaşıyı da şerif gibi bağlayıp seni o çıkaracağız. Bu konuda benim fikrimi sormayacak mısınız? Kabalık ettiniz şimdi. Lanet olsun. Japon güreşinde buna kafa kol yapmak denir. Hiç duydunuz mu sersemler? Güreş bilmem ama yumrukları balgoz gibidir. Seninle güzel vakit geçiriyorduk ama bu kadar eğlence yeter. Uuu uh, kaçta göz arasında üçümüzün hakkından geldi. Bu çocuk şeytanın ta kendisi. Madem bu kadar sarıyı bu kadar çok seviyorsunuz geceyi onunla birlikte geçirebilirsiniz. Böylece o da yalnızlıktan sıkılmaz.'' Haydutları hücreye kapatan Tom şerifi çözer. Şey, Pelin gafil avlatılar. Olur böyle şeyler. Şimdi bir ona dönüp haydutları göz kılak ol. Bu sırada. Şuraya bak. Kasabada bu arazi ve maden bürosu olduğunu fark etmemiştim. Sana ne bundan? Bana ne olur mu? Hay aksi, kapı kapalı, sahibi uyuyor olmalı. Adamı rahat bırak. Gidip boğazımızı ıslatacak bir bar bulalım. Şimdi sırası değil. Hey kapıyı açın. Kim Konyak ilçesi adına içkiyi reddettiği mutlaka bir bildiği var. Kim o bu saatte? Gecesi ne istiyorsunuz? Bir maden mi buldunuz? Adınıza mı tescil ettireceksiniz? Yarın sabah gelin. Biz maden falan bulmadık. Öyleyse hemen defol gidin. Bir dakika kanun adına sizden bir bilgi istiyorum. Son günlerde bir altın madeni adına tescil ettiren oldu mu? Durun bakayım. Evet. Öyle biri geldi. Yıldırım düşen ağacın yanında bir maden bulmuş. Tamam. Tom'un saldırıya uğradığı maden. Surt anlasın. Gelen Şerif'in yeğeni Bay Donald'dı. Bundan önceki Şerif öldüğü için gelip madeni kendi adına tescil ettirdi. Donald'a bundan emin misiniz? Eminim. Teşekkürler dostum. Eğer Donald madeni kendi adına tescil ettirdiyse Şerif'in katili de odur. İnanılır gibi değil. Belki ama mümkün görünüyor. Oysa ne kadar iyi birine benziyordu. Yeğeninin üzerine titiyordu. Genç şerifin suçluyu ortaya çıkarmasından korkuyormuş meğer. İki arkadaş Dalton evine gelirler. Ama beyler ziyaret için uygun bir saat değil. Bizimki çok güzel bir ziyaret. Gir içeri bakalım. Ne cesaret. Le bana böyle davranırsınız. Sen alçağın tekisin. Şerif'i öldüğüne dair elimizde karıt var. Ne? Siz çıldırmışsınız. Şerif'in öldürüşüyle gün bir iş için kasaba dışındaydım. İsterseniz kanıtlayabilirim. Bakın. Donald elini iç cebine sokup birden tabancasını çeker. Sen bizi enayi mi sandın? Biz bu duvarları sen bebekken yapıyorduk. Oğlumun sırrını öğrendiniz ama tutuklayamazsınız. Eller yukarı. Devamı gelecek sayıda.